Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lumina Gazete 5 yıldızlı zindan nasıl geçirir, rate nasıl geçirir onu göstereceğim. Luminimiz şunlar arkadaşlar. Lumina'larımız. Bu hesapta bunlar var. Diğer hesapta bunlar var. Tabi tartışırız. Birkaç farklı dizilim var. Ama asıl dizilim şu arkadaşlar. Luxor ve Falkar dizilimi var bir arkadaşınızda bu bir arkadaşınızda da iki sırada bu olduğu zaman baya bayağı bir can götürebiliyorsunuz hatta tek bile atabiliyorsunuz hatta arka arkaya sadece Luxor ve Falkair da dizebilirsiniz şu şunları dizmenize bek gerek kalmaz Enlü dizilimlerden biri bu zaten tabi bunun için bir arkadaşınız lazım veya yani hesap lazım ben yan hesaptan girdim. Şu şekilde luminların şeylerini göstereyim. Bu pyro özelliği var. Zaten hepsi aynı şey kasıl da. Falka şu şekilde. İtemler şu şekilde arkadaşlar. Draft Pearl falan var. Draft Pearl zaten bildiğiniz gibi kolay çıkan bir şey. Daha doğrusu kolay satın alınan bir şey. Şu şekilde raid'e başlayalım. Şöyle açalım burayı. Lobiye katılalım. Hazır verelim. Bu ilk dizilimdeki amaç arkadaşlar. Luxor'u korumak. Eğer Luxor'u e, koruyup şekli Dark Type Move'larını keserseniz rakibin kazanabiliyorsunuz. Dark Type Move'ları kesmenizin amacı da e, biz ışık türü olduğumuz için Dark Type çok vuruyor. Eğer e, karanlık türü yani dart type mulları keserseniz e, size sadece hava saldırısı yapabilecek. Hava saldırısı da çok vurmayacak. Şu diye falan kadar e, rahatça kazanabileceksiniz. İlk önce Falkar ile başlayacağız. Gamma Pulse atacağım. Direkt hamlelerini kesmek için Lumni Surar atacağım. Dart type hamlelerini kesecek bu bizim. E, bizim için. Şu şekilde. Rapor tuttuğum için o oh, kritik vurdu. Apple sattık. R-Type kullanamadığı için boş geç Turu. Şu an bakalım. Bunu kullansak iyi olur. Suer için hala kullanamıyor R-Type. Bunu kullanacağım. İyi. Güzel vurduk. İyi. Fena değil şimdilik. Hala kullanamıyor. Heh. Şu an kullanabilecek dedi. Bir daha atacağız. ve Bir daha kullanamayacak. Buradan ne atsam? bunu atayım. Şu barı sıfırlayalım bari. Ha, barı tek de sıfırladık zaten. Falkayra bir rest çekmemiz lazım bu elden sonra. Yine dark type modlarını kestik. Rokobim attı. Çok vuramadı. Şu an bakalım. Ne vurabiliriz? Hiçbir şey vuramayız çünkü enerjimiz düşük. Biraz dinlenelim. Hmm, bunun aslında dinlensek daha iyi olur. Bir tur vurup bir tur dinlensek de olur ama Öyle denem. Aslında biraz riskli bunu korumaya daha çok özen göstermemiz lazım. Ben yine vurmayı tercih ettim. Evet, korumalıydık yani. Boş heyecan yaptık. Neyse olsun, yine deneyelim. şekil. Şu an Dark Type kullanabiliyor. Tamam. Sus, sus. Büyük ihtimal diğer tur tek atacak R Type sayesinde. Şu şekilde o zaman saldırı, son saldırıları yapalım. O oh, tek atmadık. O zaman şu şekilde bir daha vuralım. Gerçi tanklamaya hazırlandığı için çok vuramayacağız. Ee, yine de bir deneyelim şansımızı. Zaten bu tur öleceğim şey her türlü. Kampus satayım. İsterseniz birkaç tur farklı şey dizebilirsiniz arkadaşlar. Arka arkaya Falkheer e, Lux var falan dizebilirsiniz. Ama tavsiye etmem Zaten e, ilk tur çıkaracağınız tüm hasarı çıkarıyorsunuz neredeyse. Zaten e, her bar atladığında buff, sürekli buff aldığı için karakter. E, bir saatten sonra sıkıntı olur yani. Aynı komp Bu şekilde. Şu Square One bu aldığı buffları resetliyor arkadaşlar. Güzel bir özellik. Bunu kullanacağım. Fagret kullanacağım. Zaten bizden hızlı ilk Biz yapacağız amirleri. Bu şekilde biraz vurduk. Şu an sıfırladığımız zaman o bizim şeyden fışkarnadığımızda doğru onu unuttum. Infernix düştü. Square özelliklerini sıfırladım. İlk başta vurduğumuz şey geldi. Son bir barcanı kaldı. Hepsini güçlendirdi ama biz yine resetleyeceğiz eğer resetleyebilirsek. Halka çıkardık. Tamam bu süreceğim. Bunda da şeyi resetlemeye çalışacağım. Özelliklerini. İşte stream kullandı. O kötü oldu reset diyemedik. Son şeyini o kötü oldu. Bayağı da güçlendi aslında. Hepsini güçlendirdiği için. Kritik vurmamıza rağmen çok vuramadık. Buradan ikisine de kamu bastıracağım. Storm'la kimize tek atacak büyük ihtimal. Aa yok atmadı. Bu şekilde bunu kullandım. Bir daha bunu kullandım. Zaten aldık herhalde. Aynen. Bu şekilde raid'i kazandık. Raid ödülleri de bunlar. Raid ödülleriyle ile ilgili yakında video çekeceğim arkadaşlar. Zaten bir gün arayla gelecek. gördüğünüz gibi raid'i kazandık arkadaşlar. Şu şekilde o hesabı da bunlar gelmiş. Gördüğünüz gibi bu e, böyleydi arkadaşlar. Tabi biraz zor yeniliyor. Eğer e, şunları düzgün oynarsanız. Mesela ben yanlış oynadım. Daha demin gördüğünüz üzere. E, şunu. Space Guard, Escape Guard'ı kullanmak yerine şey yaptım. Adama vurmayı tercih ettim. O biraz sıkıntı yaşandı. Adam başta kritik vurdu falan. E, çok vurdu ona. Hatta şey hamlerini falan fazladan kullandı. Yani hava hamleleri normalde nadiren kullanıyor. Genelde Dark kullanıp e, hamlesiz kalıyordu maçta ama bize full hava hamlesi kullandı. Tabi şans arkadaşlar. E, bir de Babalisk taktiği var. Babalisk taktiği bu taktikten daha rahat. Ama işte herkes de Babalisk olmadığı için o taktiği göstermedim. Babalisk'i eğer sizde varsa çok daha rahat geçersin Sadece iki Babalisk ile e, bu işi halledersiniz arkadaşlar. Birin diğer hesaba aktarırsınız. Öyle oynarsınız. Eee Babelisk'te tek yapmanız gereken zaten şu Ebilis sayesinde Babelisk'in Babelisk e, boss'un yaptığı bufflardan e, hiçbirine etkilenmiyor. Yani defansını arttırsa da boss Babelisk aynı vuruyor veya boss gücünü arttırsa da Babelisk yine aynı hasarı alıyor. Yani Babelisk bir etki bırakmıyor. Bu sebepten ötürü belki isterseniz Babelisk kullanabilirsiniz. O çok daha rahat. Ama istemiyorum diyorsanız kullanabileceğiniz luminar bunlar. Dediğim gibi aslında taktik genel olarak şu suar ve Falkar şeyine ikisine bağlı. Önce can çok düşürseniz diğerleriyle halledebilirsiniz. Diğer luminarın o kadar da şeyi önemi yok. Başta bu kadar şanssızlık yaşamamıza rağmen yine de bozu bir şekilde kestik. Hatta gene bir daha deneyelim. Bu arada bu seçtiğim lüminlerin hepsi rallylenemeyi bilen lüminler ve ee, hatalarım da var açıkçası şey yani şu tiklips falan bayağı boş yer aslında tiklips olmaması lazım o yani lüksruar falan alsam çok çok daha rahat geçeriz ee, ama o var yani Normalde onu kalsayacaktım da bu evrimleşinde bu oldu yani, yani lüksruar olacağını bu tiklipse dönüştü ee, Onun dışında bakayım İtemler full değil yine dediğim gibi ona rağmen fena değil. O kadar şanssızlık yaşamamıza rağmen aldık. Bir daha deneyelim. Bakalım bu tur ne olacak. Eğer arkadaşlar iyi oynarsanız bir de şanslı bir e, gelirse yani eğer full dart type kullanmaya falan karar verirse e, bir de escape quad falan güzel kullanırsanız sadece bu ikisiyle bile alt edebilirsiniz. yani e, Sıkıntı yaşamazsınız. Bir, bir daha deneyelim dediğim gibi. Şimdi bakalım. Ya i̇lk başta dar tay saldırılarını keseceğiz yine dediğim gibi. Buradan da gamma pusu atacağım. Dar tay saldırılarını kestik. Yine şey kullandı. Hava saldırısı. Aslında bu hava değil herhalde. Bu normal saldırı. O yüzden e, prevent etmiyor. Bakalım. Bakalım. Burada Lux'u Hamle yaptırır. E, radiant Forecast diyebilirim. Evet öyle diyeyim. Çünkü o saldırı işe yarıyor yani. E, Tabi bazen işe yarıyor, bazen yaramıyor. Kampusu attıracağım burada. Başlarda kullanmaya gerek yok bu saldırıya arkadaşlar. Şey yani. İsmi nedir? Escape ve uh, God. Onu kullanmaya çok da gerek yok başlarda. İlk barını düşürdük. Tabii can yenilemesi. Aynen can yeniledi. Şu an hala kullanmıyor Dark Type Mool'larını. Bakalım. Hala şey kullanmamıza gerek yok aslında. Peace of Mind kullanacağım. Defense mı arttırsın hem de gücümü arttırsın. Buradan da gamma pulse vuracağım buna. Eski bar haline geri getir. Herhalde. Aynen. Hatta biraz daha fazla vurdu. Peace of mind gücümü ve defansını arttırdım. Luxor'un. Ee, şu an kullanabilecek. Aynen. Luxor'a aslında kahve de verebilirsiniz arkadaşlar. Enerji açısından. Enerji açısından sıkıntıya girebilirsiniz. Ee, o yüzden o da olabilir yani. Belki enerjiniz falan yetmez şu hamle için kahve belki daha mantıklı olur ama hava tipi saldırılar kesmek de önemli ee, yok ya hava tipi saldırılar kesmek daha önemli kahve o kadar mantıklı değil enerji hesabını yaparsın da onu yapamazsın burada yine gamma pulse vuracağız radiant forecast aynı bu turda çarpacak diğer ba e, direkt barı, bari götüreceğiz yani hatta bardan fazla vurduk ama şey yani e, biraz kötü bir zaman geldi radiant forecast Artık Movie yapamayacak Biraz sonra şey çarpacak zaten Bize mi vuracak o Lux'lara Aynen It's not very effective Ranged arttırdı Şey çarptı Yani şu e, Bara ilk defa geldiğimiz için Ne kadar vursanız vurun Barda kalıyor arkadaşlar Biraz kötü bir zamana denk geldi O yüzden şey Atağı falan arttı Valkyrie'nin dinlenmesi lazım Valkyrie dinlensin o zaman şu an escape quad kullanma zamanı arkadaşlar. Bize vuracak çünkü belli yani. Tabu belli olmuyor arkadaşlar. Yani bazen vuruyor bazen vurmuyor. Gördüğünüz gibi hiç kimseye vurmadı. Yani. Şimdi bunu kullanırsak enerjimiz bitecek. Diğer tur dinlememiz gerekecek. Şunu yap, şunu yapabiliriz. Mantıklı da olabilir. Ben rest tercih edeceğim. Çünkü zaten çok bir canımız kalmadı. Ee, hali hazırda onu kullanmanın pek bir manası yok. Gunfuls kullanacağım. Ölmek üzereyken bir kere daha e, Forkes kullanırsak iyi hasar çıkarırız diye düşünüyorum. Heh, güzel vurduk. Chess stream yaptı. Falkayra. Ee, buradan Luster yapacağım basabiliriz mantıklı da zaten öyle yapacağım. Dark mı kullanabiliyor mu dedi o. Galiba öyle dedi evet. Pek dinlemedim orada şeye bakıyordum da. Şu an barı düşüreceğiz zaten. Tekrardan. Aynen. Aynen öyle demiş. Şu an yine kullanamıyor Dark Type. İki bara düşürdük gördüğünüz üzere. Yu oynarsanız sadece şu ikisiyle bile alırsınız yani. Ee, şu an hasar tanklamaya şey yaptı, kendini verdi. Karşı karakterce stream attı, şeyin e eşyasını kırdı. Bir daha kullanabiliriz çünkü lüksuarı yaşatmak istiyorum biraz daha. Bakalım fark dayanır. Tahminimce çok çok güçlü bir saldırıyla karşı karşıya kalma sürece. Kampus vurduk ama evet hasar tanklamaya şey olduğu için bu yıl bir şey yapamadı. Dark Type mı kullanma için kalanı, kullanamadığı için kaldı. Halk dinlenmesi lazım. Can çekme oynatmayacağım Halk biraz dinlensin. Ondan sonra zaten e, şeye forecast atacağız. Bu tur yine kullanamıyor değil mi? Aynen yine kullanamıyor rest atmayacağım. Gücümüz var. Kampus vurabiliriz aslında evet. Şey i̇şte stream kullandı. Kime kullandı? Falkayra. O kötü oldu tabi. Forecast atabilirdik. Aklıma geldi Falkayra vuracağı da yapacak bir şey yoktu. Aslında Falkayra'da da bu Luxor'un eşyası takılabilir yani. %50 az vuran. Fiş karnayı çıkarıp statlarını sıfırlayacağım. Şu şekilde. Square One kullandığım zaman statlar sıfırlanacak. Hmm. Dark type kullanabilecekti galiba. Bunu bir soru atabilirim. Evet bu tur kullanacak bunu atmam lazım. Çünkü diğer tur kampus attık. Aynen öyle. Yine Dark type e, kullanamayacak. Turları aklınıza tutsun arkadaşlar. Bu önemli. Şu an statlar düştü. Çok bir şey vuramaz. E, Ama Lux'larımız ölecek zaten. E, escape quote çıkaracak kadar da gücümüz yok. Ama pul satmak en iyi seçenek. Bu zaten ölecek. E, tabi Belli değil. belki hiç hamle yapmaz. O da var. Marun atabiliriz. Belki son bara kadar düşürüz yani. Evet son bara kadar düşüreceğiz galiba. Şey Steam kullandı. Fişi karnıya. Arkadaşlar gördüğünüzde sadece 2 lumina son bara kadar düşürüyorduk neredeyse. Düşüremedik ulan fişkarına. Bir vuruyon. ne kullansın fişkarına? Sof ve dur kullan. Aslında square one daha mantıklı olurdu. Çünkü şu an bir daha vurduğum zaman şey olacak. İsmi nedir? Bara düşecek. Bara düştükten sonra güçlendirme alacak. Güçlendirme aldıktan sonra da ben square one kullansam şey olacak. Statları sıfırlayacaktı. Bunu mesela savaş tecrübe evet, savaş tecrübesi edinerek siz yapabileceksiniz. Dark type modları falan kullanmaya başladı da artık pek bir önemi yok. Şimdi bir daha vurabiliriz. Ama enerjim yok. Hmm. Rest çekelim. Zaten ölecek herhalde. <laughs> Bir, üç tur dur aynı şeyi söylüyor. Square one kullanalım. Ee, şeyleri, statları son kez sıfırlansın. Zaten ondan sonra parçalayabiliriz. Hiçbir işe yaramayacak. şey stream kullansın. Sıkıntı yok. Square kullandım. Son güçlendirme senin güçlü güçlendirme oluyor. Bayağı güçlendiriyor. Şu an onu da sıfırladım. Hiçbir şey yapamayacak. Ee, Soft kullandım. Canımı yenilesin yalandan. Bu, bu arkadaş hala ölmedi. Evet. Luminous kullanarak Dart Type'ları tekrar keseceğim. Şu şekilde. C-Stream kullandı. Fişkarnanın gücü hala duruyor. Ha, zaten biz Fişkarnaya şey kullanmışız. Soft ya. Boşa kullandım. Ama bak Fişkarnaya tekrar canlı yayınları de aynı şekilde geldi. Bu kusurlar şey şeyde kullanılabilir arkadaşlar. Her e, şu fışkarnaya bastım. Hell tablet. Her e, saniye can yeniliyor ya. 12-12. Hani sürekli defans modunda durduğu için bayağı işe yarayabilir aslında. O da mantıklı. E, ama o şanssıza güveniyorsanız mantıklı. Çünkü air type vursa buna dağılabilir. Tabii yok ya. Hell tablet daha mantıklı arkadaşlar. Siz kullanabiliyorsanız buna hell tablet kullanın. Şimdi ne vuracaktım ben ona? Marum vurabilirim. Hala lüminarım duruyor aslında. İstersem onlar çek kazanabilirim de. Bunları durdurmak istiyorum niyeyse. Draft Pearl vardı. Yine kaybetti. 9 canı vardı çünkü. Kilumina buraya getirdik arkadaşlar. Şu fiş zaten sarılmadı. Sadece şey yaptı. İsmi nedir? Statlarını sıfırladı. yapış nasıl? şimdi marun diyeceğim. Aynı şekilde fire diyeceğim. Zaten iki vuruşta alırız büyük ihtimal bunu. Aynen. Kaç vuruşta alır zaten. Infernix'e çok bir şey vuramaz. Dark type'lar hala kapalıymış. Infernix'in de range defans çok yüksek olduğu için ya çok yüksek diyorum pardon. Yüksek olduğu için tek vuruşta alma sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar ilk iki lumini iki, iyi oynarsanız hiçbir sıkıntı yok yani. O son 3 e, para 3 para falan geldiğinizde artık eski kuvat falan kullanmanız lazım. Onu kullandığın zaman bir sıkıntı olmuyor yani rahat geçiyoruz. Gördüğünüz üzere rahatça geçtik. Ee, dedim çok kötü bir el olmasına rağmen yine kazandık. Bu elde çok şanslı bir el değildi. E, gördüğünüz üzere sedle aldım. Şanslı bir el değildi. E, ona rağmen kazandık. Normal bir eldi yani. Normal olabilecek bir eldi. Ee, şu baba taktiği çok rahat aslında. Bununla da alabilirsiniz. Keyfinize kalmış. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk kere girdik. İki raid kötü. Biri kötü geçti. Biri iyi geçti. Yine de ikisini de kazandık. Ee, bir sonraki video görüşmek üzere arkadaşlar. Ha bu arada bu e, luminleri nereden elde edeceğim diyorsanız. Şu iki hesaptaki luminları da. Ben bunu, bu 3 lumin da pardon 6 e, lumin küçük halini size verebilirim. Eğer röllümü şey size vermemizi size vermemi istiyorsanız bloominları bana videonun altına yazabilirsiniz yani bloominlar derken bloominin küçük hallerini yani level 1 çünkü bunları veremem ben kullanıyorum. Raid'de kullanıyorum. Eğer küçük hallerini aynı nature, aynı training halinde verebilirim. Yani şu training puanları olmaz ama şu yıldızlar olur. Level 1 olur. Aynı yaratık olur. 50'ye kastığınızda sizin de yaratığınız aynı şekilde olur. O şekilde verebilirim. Yani nereden elde edeceğiz diye sıkıntıya düşüyorsanız aynı şekilde veririz. Sıkıntı olmaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.